İsmail Saymaz'a da bir deprem zedenin evet. tepkisi var. Evet. Bu arada Gözler Adıyaman'da Narlıkuyu apartmanında bayağı bir ilerleme kaydedildi. Bakın içeri doğru girildi. İnşallah 153'e mi girdik? 152. saatte miyiz arkadaşlar? O mucize de gerçekleşecek. Yayında gerçekleşecek. İnşallah. i̇nşallah. Biz de buradan diyelim. Allahu Ekber. İnşallah Allahu Ekber. Evet. <laughs> İsmail Saymaz canlı yayındaydı. Deprem zedenin tepkisi. Bak bir de tamam gazeteci, devam edin diyor. Gazeteci provokatör olarak gitmiş. O yok bu yok tuvalet yok. Niye aklınıza tuvalet geliyor? Evet tuvalet olmayışı, seyyar tuvalet olmayışı. için. sıkıntı. Parantez açalım. Çok büyük sıkıntı. Belki de en öncelik verilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ama adam peş peşe olumsuzlukları sayıyor. Vatandaşla dayanamıyor veya Helikopterler var bak. Yardım için gidiyorlar. Köylere kadar gidiyorlar ya. Balon de, yani böyle diyoruz ama bir yandan da devlet de koşturuyor. Millet de koşturuyor. Bak üzerimden helikopter de geçiyor. Ama o vicdan yok sizlerde. Sizin bütün hedefiniz devleti kötü, kötü göstermek. Ben almak istemedim o Ahmet Şık diye bir tipli milletvekili hmm. var. Bu devlete düşmanlık meşrudur diyor. Ya He. O, He. o zaten zıvan çıkmış. Bak ben konuşmayı edecek bir dili. En çok bu konuşmalar sırasında Sayın Erdoğan hangi lafın altını çizdim? Biz bunları not ediyoruz dedi ya. Kenara yazıyoruz dedi ya. İnşallah. Bundan sonraki seçimlerde tekrar Cumhur İttifakı kazanır da bu şo ağızlara yargı birer tıkaç tıkar. Bunların hepsi suç. Yıkıcılık yapıyor. Toplumu Halkı nefret kim, yani, kim tabii. nefret saçıyor. Tele de şey. böyle bir yalan vardı. İyi şeyleri söyleseler de arkadan böyle eksikleri saysalar var. Tamam yani bak iyi de söylüyor, eleştiri de yapıyor. Öyle değil. O yok, bu yok. Yani Millete bela okutacaklar ya. Evet. Evet. Telebirde Macar büyükelçi yalan atıldı. Ya nasıl da bu kadar rahat yalan atıyorlar. Yeah. Ya? Bir de bayağı koca koca adamlar ya. Buyurun. Şimdi birkaç e yalanlama geldi tabi, Macar büyükelçiden. İkram bile yaptılar diyor şeyde. Tabi. Markette diyor. Şimdi birkaç tane daha var ama e, ç, ç, hırsızlık yapanlar var. Deprem olsun diye dua edenler var. Ben hepsine birden e, İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun Dün akşam yaptığı açıklamadan bir bölüm getireyim. Devlet bunları takip ediyor. Sayın so Kahramanmaraş'ta açıklama yapıyordu dün. Evet. Biraz önce video seyrettim. Bir Afganlı çıkan cesetlerin elini kesmiş, altınlarını alıyor deniyor. Onu biraz önce Adayaman'da gözaltına aldık. Hatay'ın Samandağ ilçesine teröristler geldi. Orada eylem yapacaklar diye yalan söyleyenler var. Şimdi yeni bir şey daha dolaşıma soktular. Alevilere ve Kürtlere yardım edilmiyor. Onların başına gidilmiyor. Ekipler nasıl, gitmiyor. Bu nasıl vicdansızlığı yapıyorlar ya? Bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin yaygınlaştığına dair bir zehirli öfke var. Ve biz bu ülkenin insanına yakışmayan bu dille sosyal medyada karşı karşıyayız. Tam, tam yapılan bu. Kimse devlete hafife almasın. Milletin bugün duygularıyla oynayan herkesten hesabını en net şekilde hukukla beraber sorarız. Yalan ve dezonformasyonla mücadele edildiğini de söyledi ve şu bilgiyi verdi. 10 vilayette takviyelerle beraber toplam 70 bini aşkın polis memurumuz nerede bu polis diye bir sürü tezbirat yaptılar. 70 bini e aşkın polis memurumuz 60 bini e aşkın jandarma görevlimiz bin de sahil güvenlik personelimiz var. Normali bunun yarısından az. Evet. 79 helikopterle de sürekli hasta taşınıyor. Ölü sayılarının saklandığına dair iddialar da gerçeği yansıtmıyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Neyi saklayacağız? İnsanların hangi gün öldüğü belli değil mi? Türkiye'nin her tarafından buraya savcılar gönderildi. Evet. evet. Şimdi buna örnek vermeye devam edelim. Şirin Pazı'ndayız. Evet, 20 numara gelsin. Tabii yağmurcu'ya da, da sorayım birazdan. Sen Gülerci. Orada büyük bir yara var. Şirin evet. Python e, tweet attı. E, evet. ne yazıyordu yukarıda? Enkaz önü yazıyor. Orada yıkılan bir bina var. Tabii orada insanlar herhalde belki saatlerdir çalışıyorlar. Saatlerdir kurtarma yaptılar. Evet. Yok e yemek dakika, yiyorlar. İki dakika yemek yiyorlar i̇ki yani dakika. orada. İnsan değil bunlar hiç ha. yemek yemeyecekler. Yani o kadar ekstra saatlerde orada çalışıyorlar da yani. ama o kareyi Bak. alıp bir algı. Bak koca depremde yapılan çalışmaları kurtarma çalışmalarında bula bula Olsun. bu kareyi bulun. Burada iyi niyet var mı? Yok. Canım. alayınız kötü niyetlisiniz be. Sizde insanlığın zerresi kalmamış. Evet. Erkaceler gelsin. Evet. Bu da daha depremin ilk günü ilk saatlerinde attığı bir yani sen, daha böyle canımız burnumuzda sen, sabahın 8'i 9'unda. Sen de o erken saatte ona ağaç şeyler... Güzel bence oldu. <laughs> Güzel oldu. Evet. O canımız burnundayken attı işte yol yaptı diye böyle bir tweet attı. Biz de gereken cevabı verdik. Şimdi bakın bu, bu yola ne tedbir alacaktı mesela? Bu yolu 10 kat asfalt yapsanız şu yıkıma dayanabilir mi? Yok ya. Ya işte bak verirseniz öyle sizin müteahhitlerinize Böyle yol yaparlar diyor ya yolun yapımı ile ilgili biraz insaflı olun ya yani bu buna malzeme mi dayanır? Demin programın genişliğinde gösterdik değil mi? O muazzam 200 metre genişliğinde 30 metre derinlikte dağlar yarılmış, ya. kayalar yarılmış oraya ne yapabilirsin? Ya ki? bir de sabahın ilk saatleri bir dur be ya ben, ne olduğunu canım. bilmiyoruz. Evet afet görevlisiyim deyip tır yardımı çalanlar var. Ya onun de sefesi var. Ne diyorsunuz? Ya bu yağmalar bunlar neden oluyor Sayın Gülerce? Şimdi biz kişi kişi kendi gibi bilir. İyi insanlar etrafındaki herkesi de iyi bilirler. Dolayısıyla böyle şeyle karşılaşınca da bu ne diye şaşırıyoruz. Şeyleri. Halbuki kötü kötüyü çok çabuk bulur. Öyle bir söz var. Tamam bunu burada demeyelim. Bunlar ne deseniz boş yani. Şimdi kimisi diyor ki ya bunları asmak lazım diyor. <laughs> E İslam'da var cezası onu söyleyin yine ya şeriat mı diyorsunuz değil mi? Bunların ağır cezalandırılması lazım. Bunlar artık insanlığını kaybetmiş. kaybetmiş. Düşün, depremde can kurtarmaya çalışanlara yardıma geliniyor. Adam tırı durduruyor. Bunun önünü kesiyor. Bir depoya yığıyor. <laughs> baraj patladı yalanı da geldi mi? Ee, baraj patladı yalanı Babala TV diye bir YouTube kanalından çıktı mesela. Onu buldunuz mu Hasan Bey? Ee, bakıyor arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü bu Babala TV'nin e, adresinden sosyal medya adresinden yapıldı bu. E, tam da böyle çalışmalar evet, evet, ekranda. Ne diyor? Hatay Antakya yerseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor. Bunun arkasından provokatörler baraj patladı diye yaymaya başladılar. Müthiş bir ve paliç. ne oldu? Yüzlerce kişi araçlarıyla şehri terk etmeye çalışınca ortalık kilitlendi yollar ve baraj patladı kaçın yalanından sonra da e, çalışmalar da durdu. Durdu durdu. Enkaz çalışmaları durdu. Şimdi bu ihanet değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak. Bu nasıl araştırmadan ya veriyorsunuz şimdi ya? Ya şimdi olağanüstü hal yasası yürürlükte. Ya Büyük gazeteciler ya bunlar. Babala TV öyle diyor kendine. Yani, o biz Türkiye'yi bir araya getirelim. Hatay Valisi falan. Rami Doğan da Yarsel'i barajı patladı haberi tamamen yalandır diye açıklama yaptı. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay'la ilgili haberleri valimiz haber sitelerinden takip edin. Bir takım kötü niyetli kişiler ilimizle ilgili yalan haberler üretiyorlar. Ha aklıma geldi. Şimdi bu hengamede bizim daha önce saydığımız beşinci kol elemanları. Oh Tam onların vakti. Evet. Onlar çıktı ortaya şimdi. Değil mi? Etki ajanları. Ya bunlar mesela sıradan hırsızlar da olmayabilir. Yani böyle bir şeyi yaymak için. Ya yardımlar yerine gitmiyor. Hırsızlar yağmalıyorlar. Yani menfi, kara, yıkıcı propaganda, yalan neyse şu anda bunlar hepsi sahada. Tabii. Dolayısıyla bak devlet bu kadar hassasiyet gösterdiği halde yine bunu yapanlar var. Bir sosyal medya fenomeni var Banu Parlak. O ne yaptı? O da onun da var mı Hasan Bey? O, o yok galiba. Ha, varmış evet 25 evet. arkadaşlar. Evet onu da verelim. Afat iddiası var ve terör. Evet, Buyurun. ne diyor bakın? arkasından da getir firmasının reklamını yapıyor. Onu arayın diyor, hemen getirsinler diyor. Şimdi e, yapılan yardımların teslim edilmediğini söylüyor afada yapılan. Ya getir aracılığıyla yollayabilirsiniz diyor. O yüzden kendimiz ulaştırıyoruz diyor. Şimdi bunuçu de. Bu bunların cezalandırılması Enkaz lazım. Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler bir de bu ses kaydı evet, var. Şunu da evet verin yani. E, bu, bu bu bir de ilk gün bu birinci günde yaptılar bunu evet yani bu nasıl bir vicdansızlık bir dinleyelim deprem altında can çekişen kurtarılmayı bekleyen insanla dalga geçmek nasıl bir şey nasıl bir aileleri bunları nasıl yetiştirdi ya 17 yaşında çocuk. ve yakalandı biliyorsunuz ikisi de evet. bunlar ee, ve Mesut Bey'in kamu barışını bozduğu vurgulanarak tutuklanmasına karar verildi bir de ee, birkaç kadın o da var mı Hasan Bey? Deprem olsun diye dua edenler. Ha, değil dua mi? edenler. Evet. Allah Allah nelerle karşılaşıyoruz? Nasıl bir döneme evet. denk geldik? Buyurun. Vallahi pes değil mi Sayın Gülerci? Şimdi bir şeyi yalnız burada söylememiz lazım. Bu çok yaygın olan bir şey değil. Yani biz bu örnekleri getiriyoruz. Bunların içinde ajan provokatör olabilir. Evet. Parayla bu işi ya yapanlar olabilir. Ortalığı karıştırmak için, devleti aciz göstermek için, tömet altında bırakmak için ya da hakikaten zeka geriliği yaşayan olabilir. insanlar ya da olabilir. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan yani çünkü böyle dengesiz insan da çok var toplumun içerisinde. Yoksa hakikaten bir yandan da ya yani müthiş bir milletiz biz. Sen Güdercü. Buna yani. bunlara da geversinler şey paylaşımını yapanlara da kelepçeli ev hapsi verildi. Hı. Yani bunlar hemen müdahale bulunuyor. ediliyor. Bulunuyor. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü tabii e, harekete geçti bunlarla ilgili olarak. E, Perşembe günü yapılan açıklamada e, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek para talep edenler de oluyor. E, onlarla da ilgileniliyor. E, provokatif paylaşım yapan 234 hesap yöneticisinin tespit edildiğini 31 şahsın gözaltına alındığını, 9'unun da tutuklandığını söylemiş olalım. Şimdi e